Ben Taha Soğlu Savşar. Beşiktaş Espor takımında oynuyorum. Takım kaptanı ve IGL rolünde bulunuyorum. Önceki takıma nazaran bu takım daha iyi oturdu bizim için. Şu anda PMPL turnuvasında oynamaktayız ve şu an gayet iyi durumdayız. Ben e-spora başlamadan önce hemşireydim. Hemşirelik yapıyordum Adana Şehir Hastanesi'nde. Bir yandan genel cerrahide çalışıyordum. Bir yandan acilde triyajda çalışıyordum. Daha çok hasta bakıcı olarak rol alıyordum. Sağ olsun doktorlar beni hasta bakıcı olarak yönlendiriyordu. Hemşireliğin iyi yanları da var, kötü yanları da var tabii ki. Birçok insanla diyalog kuruyordum. Birçok insanla aktivite yapabiliyordum mesela hastanede. Diyaloğun kuvvetli oluyordu. Birçok yeni şey öğreniyordun. Çok da meraklıydım e-spora. Çok araştırır ve çok izlerdim. Çok FPS oyunları oynardım. Kendimi birçok oyunda geliştirmiştim öncesinde. Biz ilk takım kurduğumuzda para kazanamıyorduk. Aileme bakmak zorundaydım ben. Bir yandan hem oyunla, e-sporla ilgilenip turnuvalara girip akşam saatlerinde. Bundan öncesinde de zaten okul bitmişti benim o dönemler. Sabahları da çalışıyordum ben kafede. Hem komilik yaptım ben bu yaşıma kadar. Hem garsonluk yaptım. Hem de barmenlik yaptım. Onu geçtim, turnuva saatleri dışarısında ben gece kulüplerinde de çalıştım birçok kez. Birçok yaptığım işte birçok mevkide yer aldım, birçok pozisyonda yer aldım ve kendimi sürekli geliştirdim. Ben e-spordan önceki hayatımda, okul zamanlarımda voleybolla ve basketbolla ilgilenirdim. Uzun zamanlı voleybol oynadım. Kısa dönemli basketbol oynadım ben. Çok fazla yapamadım basketbolu çünkü birkaç sakatlık geçirmiştim. Bir de artık istemiyordum açıkçası. Voleybolda devam ettim uzun süre ben. Artık başka tarz şeylere yönelmek istiyordum açıkçası kendimce. Yani farklı şeyler olsun, aktiviteler olsun. Yüzme mesela, ben çok yüzerdim. Çok da güzel yüzerdim. Ben yani bir dakika 20 saniye falan eskiden suyun altında kalabiliyordum. Suyun altında yüzebiliyordum. Artık eskisi gibi yapamıyorum tabii onu. Yani yaşlanıyoruz, yaş ilerliyor. Tüm hayatım benim oyun oldu açıkçası ki çok sevdiğim bir iş bu benim. Ben isteyerek, bile isteyerek yaptım bunu. Okul bittikten sonra dedim ki işte ben hani e-sporcu olacağım, yayıncı olacağım ilerleyen zamanlarda. Kendimi geliştireceğim, turnuvalarda oynayacağım dedim. Ve şu anki geldiğim nokta Beşiktaş e-spor. Gerçekten çok mutluyum Beşiktaş e-spordan. Ben birkaç turnuva kazandığımda söylerdim bizimkilere hani mutlu olsunlar, sevinsinler diye. Hiç umursamazlardı açıkçası. Sonradan sonraya ben para kazanıp, turnuvalardan para kazanıp aileme bakmaya başlayınca artık beni şey yapmaya başladılar. Hani oğlum bu senin işin, tamam biz bunu anladık, kabulleniyoruz. Oğlum işte sen ne istersen onu yap. İşte orada oynayabilirsin, burada oynayabilirsin, sıkıntı yok falan. Ben ilk başlarda Gaming House'a geleceğim zaman İstanbul'a yadırgarlardı biraz açıkçası. Hani ne işin var yabancı şehirlerde vesaire, kimi tanıyorsun orada gibisinden. Biraz yadırgarlardı. Sonradan tanışınca herkesle, takımla olsun, başımızdaki sponsorlarla olsun tanışınca hiçbir sıkıntı olmadı ki Aydana'ya para da kazanıp ben aileme bakıyordum. O yüzden hiçbir sorun olmuyordu. Ailem de beni desteklemeye başladı yavaştan yavaştan. Ondan sonra kendimi daha çok yükseltince yurt dışına ben eski takımım ve eski kadromla dünya şampiyonasına hak kazandık biz EMEA turnuvasından. Bizi buradan alıp İstanbul'dan Maldivlere götürdüler ki 21 gün boyunca Maldivler'de sevdiğimiz işi oyunu oynayarak zaman geçirdik. Hem de bir yandan tatilimizi yapmış olduk. Ondan sonra işte hani yurt dışına da çıktığımı gören ailem dedi ki işte oğlum sen büyüdün herhalde bayağı, hani geliştin. Hani oğlum sen ne istiyorsan onu yap, biz senin arkandayız dediler ki arkadaşlarım da öyle. Her maçlarımda izlerler, hatalarım olsun görüp söylerler dışarıdan bir göz olarak. Burada niye bunu yaptın falan derler, söylerler bana. Ya çok desteklerler beni, öyle söyleyeyim. Hem ailem hem arkadaşlarım olsun. Şu anki kadromuz, şu anki topladığımız kadro eski takıma nazaran çok daha güzel. Rize zaten benim kuzenim. Aramızdaki ilişkiler de abi kardeş ilişkisi gibi. Yani takım içerisindeki anlaşmayı sıcak karşılıyoruz. Biz zaten onlar geldiği zaman da performansımız aşırı yükseldi onlar geldikten sonra. Yani şu an benim oynayış şeklim eskiden oynayış şeklime nazaran çok değişti. Bayağı değişti. Biz mesela örnek veriyorum maç başlarındayken çok gırgır şamata yaparız, çok eğleniriz. Ama arabaya binip rotasyona çıktığımız zaman o tamamen biter, oyuna fokus oluruz tamamen. Şimdiki kadromda hem IGL hem de takım kaptanı ben olduğum için
Hem kendi kendimi yönetiyorum, kendi oyunumu yönetiyorum, kendi kendimi oralara buralara sürüklüyorum, kendi oyunumu yaratıyorum. Hem de kendi takımımı kontrol ettiğim için bir yandan hem takıma kill potansiyeli kazandırıyorum, hem alan bakımından yönlendiriyorum takımı, hem de alana yönlendirirken de agresif oyun sağlayabiliyorum. Ve bu takımda umuyoruz ki EMEA ve EMEA'dan dünya şampiyonasına çıkmayı bizlere nasip eder Allah inşallah. Bir oyun insanın en doğal hakkıdır bence. Bir çocuğun, bir büyüğün, yetişkinin fark etmiyor. Yaş fark etmeksizin. Ve ben bu en sevdiğim işi yaparak şu anda oturduğum yerden oyun oynuyorum. Oyun oynayarak kendimi geliştirdim. Kendimi bu turnuvalara çıkarttım. Elimi geliştirdim. Takım buldum, takımımı geliştirdim yeri geldi. Yani birçok şeyi ben e-sporda başardığımı hissediyorum. Tabii ki yaş ilerledikçe e-sporun da bir dönüm noktası oluyor. Son bulma noktası oluyor ki ben hiçbir şekilde e-sporu bırakmak istemiyorum. Turnuvalı olsun, takımlarım olsun, hani herhangi bir kadromu hiçbir şekilde bırakmak istemiyorum. İlla ki bir gün son bulacağı için ben gelecek hayatımda yayıncı olmayı çok isterim. Onun dışında şu anda yeni yetişen takımlara koç olmayı çok isterim. Benim çizdiğim yol bu. Yani bir yaş ilerledikçe refleksler kötülediği için hani tekrardan e-sporda kendimi denemek isterim açıkçası yaş ilerledikçe. Ama asıl hedefim yaşım ilerlediğinde ve e-sporu bıraktığım zaman farklı takımlara koçluk yapmayı ve yayın hayatında devam etmeyi çok istiyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi bu.